Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına, bütçesi adına, grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Dünyamızda gelişmiş ülkelerin ekonomik üstünlüklerini bilim ve teknolojinin ışığında doğru sanayileşmeyle sağladığı bir gerçektir. Gelişmişlik, ekonomik olarak büyümenin yanı sıra eğitim, sağlık, teknoloji, sosyal güvenlik, güvenli bir yaşam ve adalet kavramlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Bu gelişmişliğe sahip olmak isteyen ülkeler demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve hesap verebilirlik gibi değerleri önemsemek zorundadır. Bunları başarabilmek ancak güçlü bir bütçeyle mümkündür. Bakanlığımızın 2024 bütçesi yaklaşık 38 milyar, 42 milyarda program dışı giderler eklenince 80 milyarı bulan bir bütçemiz var. Program dışı giderler bakanlığın ana bütçesinden yüksek. Bu durum bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların önümüzdeki dönemde de zarar etmeye devam edeceğini gösteriyor. Anlıyoruz ki bakanlık bütçesinden cari ve sermaye transferleri ile zararlar kapatılmaya devam edilecek, vatandaşın vergileri doğru kullanılmayacak, kamu yatırımları zayıflayacak. 21 yılda hemen her kurumda yerleşen liyakatsizlik ve ısmarlama kadrolar sonucunda kurumlar etkin ve verimli yönetilememektedir. Bu durum sanayi ve teknoloji verilerimizden de açıkça görülmektedir. 2022'de dünya mal ihracatından aldığımız pay sadece %1. İhracatımız 255 milyar dolar, ithalatımız 367 milyar dolar, açığımız 100 milyarı doların üzerinde. İmalat sanayi üretiminde yüksek teknoloji sektörlerin toplam içindeki payı düzenli olarak azalmış. 2002'den 2022 arasında %5.1'den %3.1'e gerilemiştir. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde %20-25'ler seviyesindedir. Peki ileri teknolojide neden bu kadar geride kaldık? Çünkü biz planlamayı ortadan kaldırdık. Devlet Planlama Teşkilatı'na kapattık. Yerine Kalkınma Bakanlığı'nı açtık. Sonra onu da kapattık. Teşvikleri doğru yerlere vermedik, doğru alanlara yönlendiremedik. Arge harcamalarımız ise Güney Kore'nin 1/4, OECD ülkelerinin maalesef yarısı kadar. Dolayısıyla yapılması gereken planlamayı geri getirmek, Arge harcamalarına daha çok kaynak ayırmak, araştırma kurumları ve üniversitelerin üzerindeki siyasi baskıyı kaldırmaktan geçer. Değerli milletvekilleri, kalkınma planında planlı sanayi alanlarının mevcut lojistik, demiryolu ve liman bağlantılarının güçlendirileceği ifadesi yer almakta. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü verdiği bilgiye göre ülkemizde sadece 12 tane organize sanayi bölgesinde demiryolu bağlantısı mevcut. Yani sanayilerimizin demiryolu bağlantısı yok denecek kadar az. Son 21 yılda ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısının 192'den 353'e yükseldiği ifade edilmekte. Ancak ülkemizin planlı sanayi alanları ülke yüzölçümü oranı oldukça düşüktür. Bu oran bizde %18, Almanya'da, kıskandığımız Almanya'da %4.4, İtalya'da %2.5'tür. OSB'lerle ilgili bir diğer konu da maalesef maliyet artışlarıdır. OSB'lerin son 2 yılda, OSB'lerin kullandığı doğalgaza son 2 yılda %500, elektriğe %335 zam yapıldı. 1 Aralık 2021 yılında 1000 metreküp doğalgaz 1400 lirayken bugün 8549 liradır. Artan maliyetler ve finansmana erişim sorunu sanayi üretimimizin rekabet gücünü kıran en büyük etkendir. Eğer doğru politikalar acilen şeffaf bir şekilde hayata geçirilmezse sanayicimizin sırtına bir de sınırda karbon vergisi binecektir. Yeşil mutabakat ile kendi sanayisini koruyan Avrupa'da da rekabet gücümüz düşmeye devam edecektir. Diğer önemli bir konu ise KOBİ'lerimizin durumu. Ülkemiz KOBİ'leriyle ilgili verilere baktığımızda istihdamın %71'ini, katma değerinin %35.5'unu, ihracatın %30.4'ünü, Arge harcamalarının ise %27.1'ini KOBİ'lerde gerçekleştiğini görüyoruz. Buna karşın Haziran 2023 itibariyle KOBİ'lerin kullandığı banka kredilerin oranı ise sadece %28. Yine TÜİK verilerine göre imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin ihracattaki yüksek teknolojinin payı sadece %1.
Buyurun, buyurun, tamamla. BDDK'nın 2006 verilerine göre KOBİ'lerin bankalara borcu yaklaşık 62 milyar iken bugün maalesef 3.1 trilyona yükselmiştir. Yani 21 yılda bu borç tam 50 kat artmıştır. Borçlu KOBİ sayısı 2006 yılında 1.8 iken bugün 4.5 milyona çıkmıştır. Borcu takibe düşen KOBİ sayısı 85 binden 300 bine yükselmiştir. Bütün bu veriler ışığında şunu söylememiz gerekiyor ki KOBİ'lere yeterli desteği ve gereken önemi vermiyoruz. KOBİ'lerimize verilen banka kredileri, destek ve teşviklerin miktarları ve oranları arttırmalı, doğru firmalar ve sektörlere yönlendirilmelidir. Bütün bu yönleriyle 2024 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi KOBİ'ler, istihdam, ARGE, ihracat, markalaşma süreçleri açısından beklentileri karşılamaktan hayli uzaktır. O yüzden biz bu bütçeye hayır diyoruz. Genel